Bugün heyecanlandığım kadar hiçbir bölümde heyecanlanmamıştım. Değerli hocalarım, bugünün bu özelliğiyle birlikte burada olduğunuz için ben çok teşekkür ediyorum. Öncelikle başlamak istiyorum hocam. Epilepsinin biraz tarihçesinden de bize bahsedeceksiniz herhalde. Olabilir tabii. Belki bir iki resimle gösteririz. Çok mutlu olurum. Hemen başlayabilirsek. Bu çok meşhur tarihi kişilikler. Bunlar epilepsi hastasıydı. Epilepsi çok yaygın bir şey aslında. Nobel, Dostoyevski, Sokrat. Sezar tabii çok meşhur. Sezar. Evet, Shakespeare'in eserlerinden de Sezar'ın nöbet geçirdiğini anlıyoruz. Çok iyi tarif ediyor Shakespeare. Tabii Dostoyevski kendisi çok iyi anlatıyor epilepsi nöbetini. Epilepsi çok yaygın bir hastalık. %1 toplumda. Bu resim bir ayrıca özelliği. Burada herkes erkek, bir tane bayan var. Jean d'Arc. O da epilepsi hastasıydı. Evet. Yani epilepsi çok yaygın bir şey. Eskiden beri bilinen bir şey. Bir sonraki resmi alabiliriz. Bakın Hammurabi kanunlarında da. Milattan önce. Tabii. Milattan önce 1810-1750. Orada diyorlar ki, Hammurabi diyor ki yani bir köleyi aldınız ve köle epileptik çıktı. Sara nöbeti geçiriyor. Siz onu geriye verebilirsiniz diyor. Yani kanunlarda yazılı bu. Yani hastalık bahsediliyor bu kadar eski yıllarda demek. Tabii. Yani epilepsiyi insanoğlu çok iyi tarif etmiş ve anlamış da. Yani bir şey oluyor diye, ama çoğunlukla tabii kötü ruhlar giriyor içine diye tarif ediyorlar. Bir sonrakine görelim. Hipokrat bunun beyinden geldiğini anlıyor. Yani bu böyle kötü ruhların meselesi değil, beyinden gelir diye çok iyi tarif ediyor. Devam edelim arkadaşlar. Evet. Bakın bu resim çok kıymetlidir. 12. yüzyılda bu ilk epilepsi cerrahisi resmidir. Epilepsi cerrahisi yapıyorlar. Tabii koterizasyon yapıyorlar. O dönemde her zaman yakıyorlar tabii cildi. Ama burada önemli olan kemiği de kaldırıyorlar ve onun altında da yakıyorlar. Ve ilk beyin dokusu da yanıyor. Beyin dokusu da yakıyorlar. İlk epilepsi cerrahisi resmidir. Ve bir sonraki resim hemen. Bakın bu da bizden. 1465 Şerafettin Sabuncuoğlu. Yani ikinci resimdir bu dünya tarihindeki. Bu da koterizasyon yapıyor epilepsiyi tedavi etmek için. Sonra evet, burada da Rafael'in meşhur tablosu. Orada da mükemmel bir epileptik atak resmi var. İlerleyelim. Daha yakından göreceğiz. Bakın burada. Allah. Mükemmel bir şey yani. Bu elinin, gözünün, sağ elinin, sol elinin hareketini mükemmel bir şekilde çizmişler. Evet. Evet. Bu da ilk epilepsi cerrahisi yapılan merkez Londra'da. 1886'da Sir Victor Horsley ilk kez beyindeki bir skar dokusunu tespit etmişler ve bunu alırsam epilepsi düzelir diye düşünmüş ve ilk epilepsi cerrahisini başlatmış 1886'da. Evet. Ve ilginç bir şey, bundan bahsetmek isterim. Victor Horsley ilk beyin cerrahlarındandır. Evet. Mezarı Amara'da, Irak'ta. Ne işi var orada? 1916'da bu Dünya Savaşı sırasında İngiliz ordusu Osmanlı ordusuna karşı savaşırken Victor Horsley de orada sıcağın beyne yaptığı etkiyi araştırmak için orada bilim adamı olarak. Allah. Ve orada kendisi de sıcak çarpmasından vefat ediyor. Ve mezarı da şu an Amara'da, Irak'ta. O da ilginç bir şeydir. Evet, bir sonraki. Ve modern epilepsi cerrahisi 1950'lerde Montreal'de. Penfield tarafından. Ameliyat olarak da eskiden 1950'lerde başlamış yani. Tabii. 1950'de. Bakın bu şakak beyni, çoğunlukla erişkindeki epilepsi hastalıkları şakak beyninden geliyor. Ve Penfield şakak beyninin tamamını almayı keşfetmiş. Şakak beyni olarak nereye tarif? Şu bölüm. Yan bölüm. Temporal dediğimiz veya şakak dediğimiz. Ve o bölgeden kaynaklandığını tespit etmiş ve o bölgenin tamamını almış. Ve bu epilepsi cerrahisinde hala en yaygın kullanılan yöntemdir. Peki beynin bu kadar büyük çıkartılması? O kadar büyük çıkartılması doğru mu? Tabii herkes de doğru değil. Bazılarında gerekmiyor bu. Bazılarında sadece iç kısmını, hipokampus denen kısmı kesmek, çıkarmak yetiyor. Ama orayı almak çok zor.
Hele o zaman da mikroskop yok. Cerrahi henüz gelişmemiş. Açıkçası yani parmağında bir problem olan kişinin kolunu kesiyor. Yani olay aslında bu. Ama işin ilginç yanı şu an hala dünyada bu yöntem en yaygın olarak kullanılan yöntemdir. Bunu da bilelim. Bu kadar modern dünyada, peki, Mars'a gidilen dünyada yani inanılmaz. Böyle ilginç bir şeydir. Bir sonrakini, tabii bu Profesör Yaşargil'i çok rahatsız ediyor. Evet, ve 100 yılın nöroşirurjiyi yeniden yazan kişi 1970'lerde bu ameliyatı keşfediyor. Selektif olarak sadece o bölgeyi alalım diyor. Ve mikrocerrahiyi geliştirdiği mikrocerrahi yöntemlerle yine buradan giriyor ama sadece bozuk olan yeri almayı tarif ediyor. Bu bir devrimdir epilepsi cerrahisinde. Evet. Ve biz de bu yöntemi uyguluyoruz, uyguladık. Bu ilginç bir şeydir. Bakın hipokampus denen bu yapı çok ilginç bir yapı. Şöyle yani beynin içerisinde şurayı tarif ediyoruz. Evet, şurayı. Evet. İki taraflı. İki tarafta. Doğada hiçbir yapı buna benzemez. Yani normalde işte kan damarları neye benzer? Ağacın dallarına benzer. Yahut yapraklar şuna benzer. Her şey doğada bir benzerlik vardır. Bu hipokampus denen yapı bambaşka bir şey. Hatta Klingler, Profesör Klingler diyor ki insan ruhu olsa olsa hipokampusta yer alırdı. Çünkü bu kadar ilginç bir yapı. Normalde görevi nedir Can Hocam? Bu aslında bizim öğrenme ve hafıza, bellekle ilgili onların ilk kayıtlarının yapıldığı ve depolara gönderildiği yer. Yani duygu falan da herkesi burada mı? Hepsi limbik sistem. Yani aslında beyin böyle şu merkez şu, şu nokta bu, bu nokta bu değil. Hepsi birbiriyle ortak çalışıyorlar. Anladım. Yani ve bütün duygulanım, kişilik, karakter onlarla da alakalı bir bölge. Ama mesela bu soru çok güzel. Peki biz orayı alıyoruz, hastanın hafızası bozulmuyor mu? Veya biz orayı alırsak hastanın kişiliği değişir mi? Hard diskin yarısını almış oluyorsunuz galiba. Öyle görünüyor. Ama mesele şu, biz normal hipokampusu almıyoruz. O zaten anormal bir yapı. Ve kendisi çalışmıyor, çalışmadığı gibi beynin diğer bölgelerinin çalışmasını bozuyor. Anladım. O nedenle biz onu alınca hastanın hafızası bozulmuyor. Burada da hatta düzeliyor bile diyebiliriz. Düzeliyor. İlaçlar da azaldığı için düzeliyor. Onun için ayrıca da çok özen gösterilmesi gereken bir bölge. Bu resimde de bakın bütün o şakak beynini almak yerine sadece iç kısımdaki bu hipokampusu almak önemli. Onu tarif ediyoruz. Çünkü beynin normal bölümlerinde bu kadar fonksiyonu olan yapılar var. Onları korumak lazım. Doğru. Evet, bir sonraki. Evet ve nereden geldik Machu Picchu'ya? Machu Picchu biliyorsunuz Peru'da çok yani bizim peri bacaları gibi çok ilginç bir yer. Dünya harikası bir yer. Gitme şansım oldu. Böyle bir yapı. İnsanlık orada İnka medeniyeti yaşamış. İspanyollardan gizlice yaşamışlar. Çok hikaye uzun. Ama böyle bakınca çok hoş bir yer tabii. Bir sonraki slide alalım. Şimdi bir de böyle bakın. Burada bir insan yüzü çıktı. Biraz önce fark etmedik bunu. Ve bu gerçek. Yani insanların yaptığı bir şey bu. İnka yüzü bu. Yani normalde daha öyle değil. Daha değil. O yapma yani. Yapma ama biz bu düz açıdan baktığımız zaman da bu yüzü göremedik. Evet. Çevirince görebildik. Evet, inanılmaz. Evet. Bazı şeyleri de bazen ters bakmak gerekiyor. Doğru söylüyorsunuz. O yüzden muhtemelen yaklaşım mı değişti bu sebeple? Evet, ben de böyle ters bakalım dedim. Biz de yani normalde klasik şakak beynin cerrahisi ön taraftan yapılıyor ama kendi problemleri var. Arka kısma yeterince gidemiyoruz. O nedenle dedik acaba tersler enseden yapsak bu ameliyata olur mu? Ve bunu biz geliştirdik. Enseden bu ameliyatı tamamen ters yönden yapma şeklini. Tabii bunu bir günde olmadı bu. Kadavralar üzerinde yıllarca çalıştık. Sonra başka tümörlü vakalarda uyguladık. Sonra da hazır olduğumuz zaman epilepsi vakasında uyguladık. Yani kafanın arkasından... Evet.
yaklaşımla girdiniz. Tamamen bu yeni bir buluş o zaman. Yeni bir cerrahi çeklidir. Evet. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Evet. Epilepsi cerrahisinde yeni bir yöntemdir bu. Modern cerrahiyi Profesör Doktor Gazi Yaşargil başlatıyor. Evet. Selektif amigdala hipokampektomiyi Profesör Yaşargil başlatıyor. Sonrasında biz de tamamen aksi yönden girerek başka bir yöntemi de Profesör Doktor birlikte, Uğur Türe Hocam geliştirdik. Bu çok önemli bir şey. İnsanlara umut da oldu o zaman. Yani farklı yönüne ulaşılıp normalde daha önce ulaşılamayan yerlere de ulaşılabiliyor olmak bu tedavinin şansını da arttırdı o zaman. Ve özellikle hipokampusun arka kısmını almak önden yaklaşınca imkansız oluyor. Çok dar yerde çalışıyoruz. Biz tabii beyin cerrahisi böyle iğne deliğinden çalışılan bir cerrahi. Çok dar alanımız var. Ama bu yöntemle enseden girince arka kısmı çok daha iyi alıyoruz. Ön kısmı da öyle. Bu da bizim ilk hastamız. Bakın 17 yıldır nöbetleri olan ve üçlü ilaç alan. Her hafta 3-4 nöbeti var. Bu hastamız, evet. Sol hipokampusunda problem var. Devam edelim. Bu da bizim ameliyat şeklini tarif ettiğimiz resimler. Bizim yazımızda bu resimlerle bu ameliyat şeklini anlattık. Enseden giriyoruz. Ve hiçbir yere dokunmadan, beynin normal hiçbir dokusuna dokunmadan beynin içindeki vadilerden girerek, ilerleyerek bu şeyi çıkarıyoruz. Devam edelim. Evet. Bu da çıkarılmış hali. Evet. Bir sonraki. Bu da cerrahın pozisyonu bu ameliyat sırasında. Yani oldukça zor. Evet. Bu da çıkardığımız o hipokampus. Yani ama hasta hipokampus. Bakın sadece hipokampusu çıkarmışız. Beynin diğer bölgelerine dokunmamışız. Evet. O zaman beyin fonksiyonlarını da bu ameliyatta belki kesinlikle, bir sorun olmayacak. Kesinlikle. Bakın bu sol taraftaki boşluğu, beyazlığı görüyorsunuz. O çıkardığımız yer. Bozuk hipokampusu çıkarmışız. Evet. Evet, devam edelim. Bakın bu çok önemli. Bu da beyindeki yolların haritasını çıkarıyoruz. Ameliyattan önce ve sonra. Bu ameliyattan sonra o bölgede ki bütün yolların sağlam olduğunu gösteriyor. Yani biz o eski yöntemi uygulasaydık bu yolların hepsi kesilmiş olacaktı. Ve şimdi bizim ameliyatımızdan sonra bu hipokampusun etrafındaki yolların hepsi sağlam. Beyin yollarının kendisi ve bu ameliyat sonrasında da en ufak bir kesintiye uğramadığını görüyoruz. Evet. Aynen devam ediyor bütün boyutlu bir şekilde. Bütün yollar açık. Hiçbir çevredeki hiçbir yola zarar verilmemiş. İnanılmaz. Evet. Peki. Bu son mu hocam? Evet. Bu bizim için en önemli şey vurgulamak isterim. Profesör Yaşargil bu ameliyat için bizi düşünün. Kendi tekniğinin tamamen aksi bir teknik bu. Evet. Ve bu tekniğin daha doğru olduğunu destekleyen kişidir ve bu yolun daha iyi bir cerrahi olduğunu desteklemiştir. Sadece şunu demiştir, biraz daha zor diye. Ama o zorluk cerrah için, o cerrahın sorunu. Hasta için daha iyi ama, mesele budur. Bu buluş ne zaman, yayınlandı mı? Tabii ki. Evet, 2010'da ben bu ameliyatı yapıyordum, hocam da izliyordu. O nedenle bu şekilde belirtti. Biz 2012'de ilerleyelim. Bizim en önemli dergimizde yayınlandı bu, 2012'de. Evet. Yani bizim hayatımızın belki en önemli bilimsel yayınıdır bu. Ve çok büyük ilgi gördü. En çok okunan yazı oldu. Bizim en önemli dergimiz Journal of Neurosurgery orada yayınlandı. Evet. Ve şu an biz kurslarımızda bu ameliyatı gösteriyoruz yabancı doktorlara. Bu ameliyat başka şimdi Japonya'da, İsviçre'de, Amerika'da bu ameliyatı yapan meslektaşlarımız yetişiyor, yetişti şimdi. Bütün dünyayı bu işi öğretiyorsunuz yani. Tabii size, tabii. Ama tabii bunu tek başına yapmıyoruz. Bizim ekibimiz evet, birlikte. Kocaman bir ekip. Büyük biz aynı teknedeyiz. Hep beraber çalışıyoruz. Epilepsi tedavisi de, cerrahisi de tamamen bir ekip işi. Ben zavallı bir teknisyenim. Esas olay hangi hastayı ya hangi ameliyatı yapalım? Buna karar vermektir. Bu da işte epileptologların esas hüneridir. Evet. Yani bizimki biraz da işin şeyi oluyor, teknisyenliği oluyor ama
Çok doğru hasta seçersek, doğru hastaya doğru ameliyat yaparsak çok çok iyi sonuçlar alabiliyoruz. Benim üzüldüğüm nokta şu. Bu ameliyatı geliştirdik, biz geliştirdik. Ve şu an en azından 40 bin hasta Türkiye Cumhuriyeti'nde bu ameliyata ihtiyacı var. Abartmıyorum, 40 bin kişi. Onlar dolaşıyorlar sokakta, haberleri yok. Normalde benim de hayat boyu sadece bu ameliyatı yapmam lazım. Başka ameliyata gerek yok yani, çünkü o kadar çok hasta var ki. Yani onlar bilmiyorlar, çekiniyorlar, korkuyorlar. Bir de o dert var. Epilepsi cerrahisinden korkuyorlar. Bu ameliyatın sonrasında normal hayatlarına geri dönebiliyorlar mı? Tabii ki. 3-4 gün sonra eve gidiyorlar zaten. Herhangi bir eksiklik kalmıyor. Aynen. İlaçları belki daha azalıyor vesaire. Tabii. Nöbetler, yani çok iyi sonuçlarımız. Onun sonuçlarını da bu yıl inşallah birlikte yayınlayacağız. Uzun vadeli sonuçlarını. Çok yüz güldürücü bir ameliyat. Doğru hastayı seçersek. Şimdi... Burada sözü ben almak istiyorum değerli hocalarımdan. Öncelikle kendilerine teşekkür ediyorum. Bugün 26 Mart ve Epilepsi Farkındalık Günü. Farkındalık gününde biz bilim insanları olarak eğer doğru mesaj vermemiz gerekiyorsa, doğru yerlere ulaşmamız gerekiyorsa bunu en iyi nasıl yapabiliriz diye uğraştık. Hepimiz kendi alanlarında, kendi branşlarında bir insana daha nasıl faydalı olabilir mi? Uğraşı içerisindeyiz. Hekimliğimizi bu yüzden yapıyoruz. Değerli hocalarımın geliştirdiği ve dünya literatürüne tanımladıkları bu buluş da keza aynı şekilde. Ve tedavi olabilecek 40 bin insandan bahsediyor hocam. Ben hocalarımı bu programa davet ederken dedim ki biz ne yapabiliriz? Nasıl faydalı olabiliriz? Amacımız insanlara fayda sağlamak. Bugün bir herkesin, yani ekran başında ve bizim coğrafyamızda izleyen herkesin böyle bir tedavi alternatifi olduğunu ve bunun güvenli olduğunu görmesini sağladık. Ben değerli hocalarıma çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. İyi ki bize böyle bir kıvılcımı çaktınız. İnşallah devamını getirebiliriz. Biz de çok teşekkür ediyoruz sana. Sağ olun hocam. Biz teşekkür ediyoruz. Evet. Böyle bir farkındalık yarattığınız için. Programımızı bu farkındalıkla kapatalım istiyorum. Tekrar hocalarıma teşekkür ederim efendim. Sizler de sağlıkla kalın diyorum. Hayatın Ritmi'nin bir sonraki bölümünde görüşünceye dek hoşça kalın.